Transparan videolar birçok yaratıcı amaç için kullanılabilirler. Bir yazı efekti yaptığınızda bu yazı efektini başka bir görüntünün üzerinde sorunsuzca kullanabilmek için arka planını transparan olarak kaydetmeniz gerekir. Aynı mantıkta bir videonun arka planını transparan hale getirdiğinizde bu videoyu başka görüntülerin üzerinde sadece ana nesne görünecek şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu videoları transparan video olarak kaydettiğinizde arka planın şeffaflığı yeni bir kanala kaydediliyor. İşte buna Alpha Channel deniyor. Siz bir videoyu Alpha Channel ile birlikte kaydetmezseniz editing programlarında yani video düzenleme programlarında transparan olarak gördüğünüz yerler siyah olarak kaydediliyor. Hadi gelin siyah arka planlarla karşılaşmamak için transparan videoların nasıl kaydedildiğini görelim. Sahneye örnek bir görsel ekliyorum. Bu görsel transparan. Görselin transparan olduğunu da şu şekilde anlayabiliriz. Burada görünen videonun arkası siyah. Arkasının siyah olmasının nedeni Premiere'de transparan görüntülerin arka planında varsayılan olarak siyah rengin kullanılması. Eğer daha önce Photoshop kullandıysanız Photoshop'ta transparan alanların grid şeklinde, ızgara şeklinde kare kare olarak göründüğünü görebilirsiniz. Burada da mantık aynı. Şuradaki butona tıklıyorum. Butona tıkladıktan sonra açılan seçenekler arasında burada Transparency Grid seçeneğini göreceksiniz. Buna tıkladığımda arka planın transparan olduğunu kanıtlarcasına transparan gridleri burada görünüyor. Siz bu videoyu doğru şekilde export aldığınızda buradaki gridler görünmeyecek. Bunlar transparan olarak görünecek. Önceden de dediğim gibi bu görüntüyü başka bir görüntünün üzerine koyduğumuzda buradaki gridler yerine o görüntü görünecek. Şimdi bu görüntüyü transparan video olarak export etmeyi görelim. Bunu Media Encoder programında değil tamamen Premiere'in kendi içerisindeki export sistemiyle yapacağız. Öncelikle timeline üzerinde bir inout kısmını belirleyelim. Şöyle şuraya geliyorum. Klavyeden I harfine basıyorum. Clip'in sonuna geliyorum ve klavyeden O harfine basıyorum. Bunlar in ve out'u belirliyor. Yani ben export ettiğimde bu belirlediğim aralıklar arasındaki görüntüyü export et anlamına geliyor. Şimdi Ctrl-M'ye de tıklayabiliriz istersek. İstersek buradaki file'ın altındaki export seçeneğinin altındaki medya'ya da tıklayabiliriz. Bu medya'yı yani timeline üzerindeki in ve out olarak verilmiş yerleri export etmeye yarar. Export penceresi bu. Şurada in ve out kısmının export edileceğini buradan görebiliyoruz. Timeline'ın tamamını da export edebilirsiniz. Tüm görüntülerin olduğu yerleri. Onun için de Entire Sequence seçeneğini işaretlemeniz gerekir. Şimdi biz belirli alanları yani in ve out olarak belirlediğimiz alanları export etmek istediğimiz için bu seçenek seçili. Gelelim videonun asıl noktasına. Videoyu Alpha Channel ile birlikte render etmemiz gerekiyor. Bunun için QuickTime formatını kullanmamız gerekir. Yukarıdaki format seçeneğinin üzerine geliyorum ve aşağı doğru QuickTime seçeneğini seçiyorum. QuickTime'ı seçtiğimde altında QuickTime'e özel bazı presetler göreceksiniz. Bu presetler arasından da Cineform 12 bit with Alpha diye bir seçenek var. Bunu seçiyorum. Buna tıkladığım zaman video sekmesinde şöyle aşağı doğru indiğimde şu seçeneği göreceksiniz. Bu seçenek videoyu sadece göründüğü gibi değil aynı zamanda Alpha kanalı ile birlikte export edeceğimizi, render edeceğimizi ifade ediyor. Dolayısıyla bu seçenek önemli. Bu seçenek seçili değilse dediğim gibi Alpha Channel olmayacağı için video transparan olmayacaktır. Buradaki Output Name kısmında videonun nereye kaydedileceğini seçelim. Videonun uzantısına baktığınızda Move uzantılı olduğunu göreceksiniz. Move uzantılı dosyalar Alpha Channel'ı desteklediği için yani transparan özelliğini desteklediği için kullanılıyorlar. Bu da aklınızda bulunsun. Eğer internetten video satın aldığınızda mesela duman efekti ya da bunun gibi videolarınızda kullanabileceğiniz çeşitli efektleri satın aldığınızda bunlar tamamen Move olarak kullanılırlar. Move oldukları için de aynı zamanda çok yer kaplarlar. Bunun ismini değiştiriyorum. Transparan video olarak belirledim ismini. Save diyorum. Dosya ismini ve nereye kaydedileceğini belirledikten sonra da export diyerek görüntünün export edilmesini sağlıyorum. Görüntünün export işlemi tamamlandı. Şimdi buradaki görüntüyü siliyorum ve export ettiğim dosyayı çağıracağım buraya ve dolayısıyla transparan özelliğinin çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğim. Buradaki in ve out kısmındaki işaretlemeleri de kaldıralım. Sağ tıklıyorum ve clean in and out seçeneğini seçiyorum. Buradaki in ve out'lar kalkıyor. Buradaki proje paneline sağ tıklıyorum ve import diyorum. Import dedikten sonra arka plana bir imaj atacağım için, arka planın transparan özelliğini göstereceğim için bir imaj ekleyeceğim. Bir de az önce export ettiğim dosyayı Premiere'e aktaracağım. Ve dikkatinizi çekerim az önce söylemiştim. Premiere'de Alpha Channel ile birlikte Move uzantılı export ettiğinizde görüntü sıkıştırılmadığı için bir hayli yer kaplıyor. Bunu da buradan görebilirsiniz. Az önce oluşturduğumuz video tam 733 MB etmiş. Neredeyse 1 GB'lık yer kaplıyor diskimizde. Bu iki dosyayı kontrol tuşuna basarak birden fazla seçim yapıyorum. Bu iki dosyayı alıyorum ve Open diyerek buraya gelmesini sağlıyorum. Öncelikle
transparan dosyayı buraya sürükleyeceğim. Sürüklediğim transparan dosyasının ses kısmını yok ediyorum, siliyorum. Arka plan şu anda transparan görünüyor. Altına başka bir görsel ekleyeceğim. Görselin proporsiyonu uymadığı için sağ tıklayıp buraya Scale to Frame Size diyorum. İmajı şöyle video boyutunda da genişletelim. Gördüğünüz gibi az önce oluşturduğumuz, az önce export ettiğimiz video buraya transparan olarak geldi. Bu videoyu biz herhangi bir yerde kullanabiliriz. Videonun en başında belirttiğim gibi bunu sadece video olarak düşünmeyin. Bir yazı efekti de oluşturmuş olabilirsiniz Premiere'de ve onu transparan olarak export edip başka projelerde de kullanmak isteyebilirsiniz. Veya çeşitli animasyonlar da bu kategoriye dahil olabiliyor. Temel mantığımız aynı. Bunu oynattığında da sıkıntısız, transparan bir şekilde oynamış oluyor. Ve bu transparan video olduğu için bunun özelliklerini FX kontrol panelini açarak şöyle küçük hızlı bir düzenleme yapalım. Bu transparan videonun boyutuyla ve pozisyonuyla oynayabilirsiniz. Bu gibi kolaylıkları da var transparan videoların. Bu Premiere eğitimimizde bu kadar. Dilerim faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın. Yeni eğitimlerde görüşmek üzere.